Myanmar 25 yılın ardından ilk özgür seçimler için sandık başına gitti. Aung San Suu Kyi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği Partisi'nin seçimlerden zaferle çıkması bekleniyor. Ancak partisinin seçim galibiyeti Nobel ödüllü lidere cumhurbaşkanlığı yolunu açmaya yetmiyor. Myanmar Anayasası yabancı uyruklu akrabası bulunanların cumhurbaşkanı olmasını yasaklıyor. İki çocuğu İngiliz vatandaşı olan Aung San Suu Kyi'nin seçimlerden sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Ülkesi için demokrasi vaat eden Aung San Suu Kyi, Budist din adamlarından dolayı Müslüman adaylara listelerinde yer vermedi. Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların oy kullanma hakkı ise bulunmuyor. Seçimleri takip eden Avrupa Birliği Gözlemci Heyeti Başkanı Alexander Lambsdorff, seçim güvenliği ile ilgili sorunla karşılaşmadıklarını belirtti. Burada seçim prosedürünün güvenilir olup olmadığını gözlemliyoruz. Elbette eksiksiz ve kusursuz bir seçim beklemiyorduk ama karşılaştığımız durum bizi şaşırttı. Bazı konuları daha önce tartışmıştık. Mesela seçmen listeleriyle ilgili bir sorun beklemiyorduk. Burada Yangon'da seçmen listeleriyle ilgili bir usulsüzlük görmedik ama belki diğer şehirlerden farklı bilgiler gelebilir. Ülkede bulunan yaklaşık 30 milyon seçmenin %80'inin sandığa gittiği sanılıyor. Demokrasi testi olarak görülen seçimlere 90'dan fazla parti katıldı ancak seçim sonrası ordunun yönetimdeki etkisinin ne kadar sınırlanacağı belirsizliğini koruyor.